Sizce aşkta statü, zenginlik olur mu? Farklı zaten olur mu? Olmadığının bir kanıtı bence Aynar. Yani aşkın sınırlarının olmadığının da bir kanıtı. Sadece materyalist bakmamak gerekiyor bence bu konuya. Birbirinize taktığınız lakaplar var mı? Rejo, Rejovski diyorum ben. Ben de Melissimo diyorum. Evet. Rejovski. Rejo, Rejovski aynen. Rejovski bir tık daha böyle hani zamanımız varsa. Rejo şey. Yoksa aceliniz varsa Rejo. Merhabalar, bu hafta konuklarımız Recep Usta ve Melis Minkari. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya nasıl bir fan kitleniz var? Hoş bulduk. Ya evet, sağ olsunlar. Evet. Çok güzel, çok tatlı insanlar. Ayber'siniz değil mi siz? Evet. Ayber çiftisiniz. Evet. Şimdi öyle bir fan kitleniz var ki zaten daralttılar demeyelim de hani bir yıldır falan durmadan mesaj atıyorlar. Her videonun altına yorum yazıyorlar. Sizi çok seviyorlar ve hani burada görmek istediler. Artık biz de uzun zamandır konuşuyorduk zaten. Sonunda buluştuk. Şeyi soracağım. Bu kadar sevgiye, bu kadar sevilmeyi nasıl başardınız? Bilmiyorum ki. Biz de bunu konuşuyoruz. Bu soru daha önce de geldi ama gerçekten bilmiyoruz bunu. Yani hani bence kamera arkasındaki sohbetimiz, işte samimiyetimiz, gerçekten anlaşan iki insanız. O yüzden herhalde kamera karşısında kayıtta da hani çok samimi oluyoruz. Hı-hı. Ben de böyle açıklayabiliyorum. Ya evet, elimizden geldiğince izleyicilerimizin evine girip ne bileyim onların salonlarında oturuyormuş izlenimini vermek için daha samimi olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Samimi davranmaya çalışıyoruz. Daha doğal yerden yaklaşmaya çalışıyoruz izleyenlerimize. O kadar yani. Şimdi dizide sizi bir çift olarak izliyoruz, partner olarak. Tabii biz şeye de çok şeyizdir işte, dizide partnerse hani bunlar gerçek hayatta da birlikteler mi? Aralarında bir şeyler oluyor mu falan filan. Yekten sorayım ben, arada aşk var mı? Yok. Yok yani. Biz evet. Yani çok samimiyiz Melis'te. Çok tatlı bir bağımız, çok tatlı bir ilişkimiz var. Sette de olsun, dışarıdaki özel hayatımızda da olsun. Yani çok severiz, saygı duyarız birbirimize. Çok keyifli ilerliyor. Hem iş arkadaşlığımız hem dostluğumuz. Hayatınızda birileri var mı? Yok. Nasıl gümbür gümbür başlıyor? Direk ve çok başında oldu her şey. Evet, çok başında oldu. Ay, konu oraya girmişken hani var mı hayatta aşk? Benim de yok. Hayır. Benim de tabii. İkiniz de bekar. Bekar. Bu evet. Sene de bekar gezelim diyorsunuz. Peki şimdi o kadar çok seviliyorsunuz ama şöyle böyle baktığımda çok fazla da aşırı bir bilgi yok hakkınızda. Hani böyle ben şimdi tek tek sizi tanıyarak hani başlasak. İlk başta kimle başlayayım? Recep'le başlayayım. Ha, tabii. Ben Recep Usta. Kaç yaşındasın Recep? 1997 doğumluyum. 97 yaşındayım. 27 yaşındasın. Nerelisi? Akrep burcuyum. Nereliyim? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Babam Trabzon'dan Samsun'a göçmüşler onlar. Hı. Anne tarafımda Karamanlı. Anne baba ne iş yapıyordu? Babam serbest meslek, annem ev hanımı. Kaç kardeşsiniz? Biz 4 kardeşiz, ben en küçüğüyüm. Sen İstanbul'da mı doğup büyüdün? Evet, İstanbul'da doğup büyüdüm. Peki nasıl başladı oyunculuk macerası? Hani ailede var mıydı? Yoksa böyle hani şeyler böyle vardır ya, işte bir film izledim hayatım değişti derler ya da işte küçükken ayna karşısında rol kesmeye başlayarak başlarlar. Senin nasıl oldu? Ya evet, ben de çocukken film izlemekten, televizyonla ilgilenmekten çok keyif alırdım. İzlediğim her karaktere kendimi koyardım ve evde çocukken canlandırırdım onu. Ve yaparken çok keyif alırdım. İlkokulda çok iyi, yani dersleri çok iyi olan bir öğrenci değildim. Ama konu sanata ya da skeçlere dair bir şey olduğunda genelde o grubu birinci yapan da ben olurdum. Çünkü çok keyif aldığım şeyi keşfetmeye başlamıştım çocuklukta. Sahneye çıkmak, bir skeç oynamak, yani bunlar çok keyif veriyordu bana. O zamanlar anladım, dedim ileride galiba ben bu işten yürüyeceğim. O raddeye gelene kadar da birçok işte çalıştım. Birçok farklı alanda yer aldım. Sonra baktım hiçbir keyif vermiyor bana. Ben de sevdiğim ve keyif aldığım bir yoldan ilerleyeceğim. Hem de vizyonumu kurmuştum bu yönde. Öyle de oldu, çok şükür ilerliyorum bu yolda. Üniversitede falan okudun mu? Üniversitede oyunculuk okumadım. Marmara Üniversitesi Dış Ticaret bölümündeydim. O bölümü okuyordum.
Ama üniversiteye gittiğim zamanlarda da tiyatro yapıyordum ve vaktim yoktu. Sabah 7 ve ertesi gün 7 olması kaydıyla çalışıyordum ve üniversiteye gidecek vaktim de yoktu açıkçası. Yani üniversite zamanlarımda tiyatro yapıyordum diyebilirim. Daha sonra da üniversite bitmedi herhalde. Çünkü yok, devam ediyor. Evet. Oyunculuk onun şeyini aldı değil mi? Tabii, kesinlikle öyle. Yani okula harcayacağım bir vakit yoktu ve çalıştığım ortamlar da bana gayet de okul gibi geliyordu. O yüzden o yoldan ilerlemeyi seçtim ben güzel. De. Güzel. Peki Melis sen kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum ben? Bunu herkese soruyorum. Çok seviyorum bunu sormayı. Sen 22 falan. Ha tamam 25. Çünkü hala 18-17 diyenler var. Yok da canım, ben de test yani. Ediyorum böyle hani bir tık daha hani yaşıma yaklaşmış mıyım falan diye. 25. Peki senin ailede oyuncu falan var mıydı? Hani sen nerede doğdun, büyüdün, nasıl bir aileydi? Ailede oyuncu yok ama çok sanatla ilgilenen bir aileymiş gerçekten. Hani işin içinde ne kadar matematik olsa da. Hani annemin babası olan dedem. Hem mimarmış hem de yani evde mimarlık eserlerinden çok şeyleri var bizim. Hani onu full onun tablolarıyla dolu mesela. Aa, daha güzel. Çok resme yönelmiş. Dedem de işte doktordu. Babamın babası olan da doktordu. Onun da mesela mizah kitapları var. O da böyle gittiği gezi kitapları var. Gezdiği yerleri yazmış. Kitap olarak bastırmış falan. Hani bana da herhalde oradan geliyor. Çünkü ben işte başından beri böyle çok matematik fenci değildim de hani daha edebiyat olsun derslerde işte o şiiri okuyayım bakayım nasıl olacak hani edebiyat derslerine ağırlık veriyordum falan. Oyunculukta tam o noktayı bulamıyorum ama küçükken çok Harry Potter izlerdim bayağı fanatik gibiydim yani. Herhalde orada böyle başladı kendimi onun içinde hayal ede ede falan böyle film izlemeye bayılmaya başladım. Sonra sinema okumak istedim zaten üniversitede sinema okuyorum o yüzden. Filmleri çok sevdim işte dediğim gibi. Kendimi onların içinde hayal ede 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 ede. Bu noktaya gelindi. Bu noktaya gelindi işte eğitimlere de başladım falan. Şimdi buradayım. Peki şimdi 3 sene oldu kardeşlerim de. Size aslında biz bu diziyle tanıdık diyebiliriz değil mi? Evet. Şöhret ben nasıl bir şeymiş? Yani çok güzel, keyifli. Onur edilmek, takdir edilmek, yorum almak, eleştiri almak çok güzel ve özel şeyler bunlar. Özellikle eleştiri almak bence çok özel ve bulunmayan bir nimet. Yani çünkü bir insanız ve dışarıdan kendimizi göremediğimiz zamanlar oluyor. Başkalarının, bizi izleyen insanların, bizi seven ya da sevmeyen insanların eleştirileri de dönüp kendimize bakmamızı sağlıyor bence. Hatalarımızı bazen kendimizde göremediğimiz hataları başkaları sayesinde de görebiliyoruz. Ün, şöhret çok güzel, çok keyifli bir şey. Ulaşmak istediğimiz vizyonda bizi çok motive ediyor diyebilirim yani. Ya da beni çok motive ediyor diyeyim. Çok keyifli. Senin için nasıl şöhret? Benim için de aynı Recep'in bahsettiği gibi ben hala çok böyle bence hani bununla karşılaşmış ve ya şey diye yürüme hissi yok bende. Mesela sokakta yürürken ben ünlüyüm ve şöhretim falan. Şöhret değilim bence zaten. Yani şöhret ve başka Sezen Aksu falan hani gibi geliyor bana. Hani anlatabildim mi? Ya, dizi başladığında da pandemi vardı. Zaten maskeyle dolaşıyorduk. Yani hayatıma böyle bir anda girmedi. Hani zaten kademe kademe yavaş yavaş girdiği için hani öncesi sonrası diye ben bir şeyin karşılaştırmasını da yapamıyorum şu an. Hani şu ana kadar çok keyifli gidiyor benim için diyeyim. Ama hani o keyifli giden şeye ben hani şöhret ya da ün demiyorum galiba, bilmiyorum. Peki zor mu ünlü olmak? Bence zor tarafları var. Var. Ne gibi? Her zaman göz önünde olma, her zaman dikkatli ilginin ve alakanın üzerinde olması, ağzından çıkanlara, yaptığın hareketlere, eylemlere dikkat etmen. Çünkü artık seni takip eden insanlar, seni idol olarak gören, seni rol model olarak gören insanlara da şeyler vermek gerekiyor. Daha çok düşünüp tartmamıza sebep oluyor ki bence güzel bir şey bu. Düşünmeden hareket edebiliyoruz ama yine de düşündürtüyor. Senin için? Keyifli bence. Ben de çok işte o yüzden çok zorluğuyla karşılaşmadığım için mi acaba şu an güzel diyorum. Çünkü hayatımı durdurmuyor bir yerde aslında. Yani ama Recep'in de dediği gibi sadece hani bir şey desen onu başka bir cümleyle başkasına anlattın mı hani her şey olabilir yani hani anlatabildim. O yüzden bir tık daha böyle dikkat ederek konuşmak hani bir tık daha hani kontrollü davranmak zorunda kalıyoruz bazı ortamlarda. Peki hayatınıza değişen şeyler şöyle oldu mu? Şimdi sosyal medyada çok takipçiniz var. Tabii. Mesela aldığınız en ilginç iltifat ne?
Yani ben herhalde rengimden dolayı gelen iltifatlar çok ilginç. Ne diyorlar mesela? İşte, yani turunculuğuma gelen iltifatlar diyeyim bana ilginç geliyor. Ne diyorlar? Çok yaratıcı turuncu şeyler buluyorlar. O kadar yaratıcı ki yani bir sürü buluyorlar. Hadi söyle bir tane. Mesela dizide takılan bir lakaptı bu. İltifat olarak mı görülür bilmiyorum ama Kızıl Vampir falan. Kızıl Vampir. Şeytanlar, Kızıl Vampirler. Yani bu tarz şeyler çok ilginç ve ilk defa aldığım için böyle yorumları çok hoşuma da gidiyor aslında. Kızıl olmak nasıl bir şey? Yani şu yüzden çok saçma bir soru falan. Hani şöyle ya şimdi oyuncu olarak da aslında kızıl olmak nasıl bir şey? Çünkü Türkiye'de aslında biz hep şeye çok alışkınızdır. Özellikle erkek oyuncularda kara yağız delikanlılar olacak. İşte sarışın biri olduğunda rol bulman, şey yapman çok zorken hani hem hayat içinde kızıl olmak nasıldı? Nasıl hissettirdi? Hem de oyuncu olarak kızıl olmak zor mu? Yani o kast dediğimiz şeyde kendine rol bulmak, şey yap, mesela bu yüzden iş kaçırdığın falan oldu mu? Hiç istediğin rolleri kaybettiğin falan. Yani illaki olmuştur. Çünkü dediğiniz gibi evet kızıl olmak zor ve sektörümüzde genellikle evet karayağız, delikanlılar daha çok göz önünde olması isteniliyor. Bence avantajlarının yanında dezavantajları da var. Rol kaybettiğim olmuş mudur? Olmuştur. Tam net hatırlamıyorum ama illaki olmuştur. Bazı kast seçimlerinde renginden dolayı evet farklı yorumlar alıyorum ama ben bu işe girerken rengimi biliyordum zaten. Tenimin rengini, saçımın rengini yani turuncu skalasında olduğumu bilerek girdim sektöre. O yüzden sadece oyunculuğumla konuşacağım dedim. Yani ben oyunumla elimden geleni yapayım, dersime iyi çalışayım, mutfağımda iyi pişireyim yemeğimi, sunumumu yapayım. İnsanların eleştirisi ne olursa olsun yani rengimden dolayı seçilmiyorsam okey. Yani benim yaptığım iş oyunculuk ve oyunculuğa dair bir kötü bir eleştiri almıyorsam ve iş rengimden dolayı olmuyorsa sıkıntı yok benim için aslında. Peki turuncu kadınların beğendiği bir renk mi? Vallahi onu kadınlara sormak lazım. Bilmiyorum, Türkiye'de evet çok kadın turuncu saçlı oyuncularımız var. Çok da yer edinmiş. Yani sana. Kadınlar turuncu renkli erkekleri beğeniyorlar mı? Vallahi kişiden kişiye göre değişir herhalde o. Turuncusundan turuncuya ya da kontrastından kontrastına göre değişir. Yani ahlaksız teklifler falan geliyor. Evet. Ya evet, farklı olmak hoş bir şey ama dezavantajları da var. Ben onu olabildiğince absorbe etmeye çalışıyorum. Peki senin aldığın en garip iltifat neydi? Ben de düşündüm bulamıyorum yani hani iltifat. İşte bazen oyunumu alıyorum, bazen dış görünüşümde bir yere alıyorum, bazen daha böyle karakteristik bir özelliğimi alıyorum ama hani bir ilginç bir şey aklıma gelmedi şu an benim. Instagram'da kaç takipçiniz var? 1 milyon küsur bir şey. Evet, 1.4 milyon falan, senin de 1.5 milyon. O bayağı. Peki sizce takipçi ve başarı ne kadar orantılıdır? Bence yani çok takip ediliyorsan başarılı bir oyuncu musun? Takip edilmiyorsan başarısız bir oyuncu musun? Çok takip edilmek sizi ne kadar başarılı yapar? Bence hiç yapmaz. Popülerlikle ilgili bir şey bence takipçi daha çok. Hani daha işin sosyal medya tarafı. Hani bazı dijital platformlar hani daha böyle hemen bitirmelik içerik üretmeye başlıyor ya atıyorum. Hani işin sosyal medya tarafı çok beğeniliyor ama içine baktığında filmin hani ne bir film var ortada ne böyle adam akıllı bir an seçip alıyorsun oradan böyle hani kalbine dokunan bir şey. Daha şey gibi geliyor o yüzden hani sosyal medyadaki numaralar hani o dönemlik popülerlik gibi geliyor bana yani bilmiyorum. Yani bence sosyal medyadaki takipçi kıyaslamasıyla kişinin yaptığı iş değerlendirilmemeli. Yani sergilediği oyunculuk tabii ki de bazen sosyal medyasını güçlendirmeyebilir insanların. Biraz PR işi bence. Sosyal medya artık PR. Çünkü günümüzde artık bir meslek haline geldi bu. Sosyal medya uzmanlığı, influencerlık, farklı platformlarda sosyal medyayı tanıtmak, kendini sosyal medyacı olarak tanıtmak. Bence kıyaslanmamalı. Çünkü eskiden oyuncunun muadili, ya siz daha iyi bilirsiniz, sanatçıydı, müzisyendi, ne bileyim modeldi. Ama artık yani oyuncunun muadili veya da yarıştığı setup'taki rakipleri influencerlar, işte sosyal medya platformlarının önde gelen isimleri, efendime söyleyeyim bilmem ne canlı yayın platformundaki insanlar.
Bence sosyal medyadaki takipçiler insanın yaptığı işi değerlendirmiyor, değerlendirmemeli. O bir karşılık olmamalı yani. Olmamalı. Peki aslında ikiniz de şimdi genç isimlersiniz. Bu projeyle de iyice yıldızınız parladı ama çok da zorlu bir arenanın içindesiniz. Yani bir sürü yeni genç oyuncu geliyor arkadan. Hemen hemen her hafta bir dizi başlıyor. O dizide yeni oyuncular var. Ve böyle zorlu bir savaş gibi. Nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Ben... Ya biz çünkü dışarıdan çok tatlı görüyoruz. İşte ne güzel dizide oynuyor, parasını kazanıyor, o hayatı yaşıyor falan. O kadar tatlış mı yoksa nasıl bir mücadelenin içindesiniz aslında? Psikolojik olarak da olabilir yani zor olabilir. Neler yaşıyorsunuz? Yani dediğiniz gibi mücadelenin içinde olmak bence en keyif veren şey. Yani vizyonuna giden yolda bazı sorunlarla çarpışıyor olabilmek çok keyif veriyor. Hep mücadele içindeydim ben kendi adıma konuşursam ve bunun içinde kalmak beni motive ediyor. Rekabet halinde olmak tatlı yerden alırsak çok keyif veren bir şey. Mücadelemin hep sürmesini istiyorum ben. O yüzden yani rekabeti de çok seviyorum diyebilirim. Ben kendimi bir savaşın içinde hissetmiyorum. Hani bir mücadelenin içinde hissetmiyorum. Hani şey gibi geliyor. Herkesin kariyeri kendineymiş gibi geliyor. Hani o rolü sen almazsın da atıyorum senin yaşıtın, senin tam olarak aynı kastın başkası alır. Ama hani öyle bir sektör ki belki zaten seni çok da parlatmayacak o. Sana bu yarayacak gibi bir iş. Hani sen de ona girersin hani gibi geliyor. Çok böyle hani böyle bir savaş alanı gibi değil bence ortalık yani. Hani tabii ki de çok egolu olanı oluyor. Kendini herkesten üstün göreni oluyor. Hani onlarla da böyle mücadele etmektense böyle bir çekilip tamam sen ne yapıyorsan yap köşende falan demek beni daha rahat hissettiriyor. Ama şey kaygısı da var bir yandan da. Hani o da benim kendimle mücadelem olabilir belki. Hani bundan sonra ne olacak? İşte bu olurken bu ne olacak, bu iş ne olacak, acaba hani sektör zaten hani 2 senede de silinebilirsin. Bir iş biter, bir iş yapmışsındır, ondan sonra da silinebilirsin. Tabii. Hani. Ben de daha böyle hani çok baskın olmasa da azıcık arada düşündüğümde öyle kaygılarım oluyor. Geleceğe dair, bundan sonrasına dair. Peki rakiplerinizden, kendi yaşlık alanınızdaki olan oyunculardan ayrılmak için nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani biz neden Recep ve Melis'i izleyelim? Ben er meydancıyım diyebilirim yani. Şöyle diyeyim, rakip olarak görmekten ziyade rekabet halinde olmak keyif veren şey. Yani rakibim değil, o da beni rakip olarak görmüyordur. Ama bir rekabet halinde her zaman bir şeyler katarak üste çıkma çabası zaten bence sergilenen oyuna keyif veren ve izleyiciye de keyif veren şey. Yani iki oyuncunun sahnedeki performansı, sahnedeki rekabet içindeki oluşu hem oyuncuyu tatmin eden şey, ben şahsen sahnede paslaşmaktan ya da sahnedeki rekabet halindeki o kıyastan çok memnun oluyorum. Bir oyuncu olarak beni çok motive ediyor bu. Ve ertesi gününde ertesi günümü de heveslendiren bir şey oluyor bu. Peki neden seni izleyelim ekranda? Ne farkın var? Yani elimden geleni yapan bir insan olurum. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Gönüllere dokunmaya çalışırım. Neden izleyin beninin bir cevabı yok. Ben elimden geleni ortaya koyarım. Takdir izleyiciniz zaten. Nedeni onlar belirlesin. Senin için neden seni izleyelim? Ben de hani elimden geldiğince hani en samimi şekilde oynamaya çalışıyorum. Samimiyetim için belki izleyebilirler yani bilmiyorum. Güzel. Siz peki nasıl partnerlersiniz? Yani gerçekten böyle hani şimdi dışarıdan gördüğümde sosyal medyada böyle videolarınız, şeylerinizi çok tatlı duruyorsunuz. Hani gerçekten özel hayatta da böyle iyi iki arkadaş, hani işte sette neler yaparsınız, o dostluk şeyi var mıdır? Ne bileyim böyle bir WhatsApp grubunuz var mıdır? İşte birbirinizle her şeyi paylaşır mısınız? Nasıl bir dostluğunuz var? Yani gayet samimiyiz bence. Çünkü 3 yıldır beraberiz. 3 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Zaten imkansız artık olmaman. Hani aile gibi. Gerçekten evet. Ben bunu diyorum herkese ama şimdi mesela yaz tatillerinde anlaşılıyor bu daha çok. Dün de bizim diziden bir arkadaşımı gördüm mesela. Hani şey oldum böyle hani. Özlüyor musun? Aynen harbi aile olmuşuz yani. 4 gün görmedim ben o kişi. 4-5 gün önce falan bir sezon finali verdik. Son set günümüzdü yani. Hani birlikte şımarmak desen sonuna kadar şımarabiliyoruz. Kimse hani Recep benim onun hakkında ne düşündüğümü umursamıyordur artık. Ben de aynı şekilde. Çünkü artık hani o bağ kuruldu. Hani nasıl denir? Güven şey iç içeyiz artık hani anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden
harbi sete koşa koşa bu yüzden de gidiyor olabiliriz artık. Tabii tabii. Yani çalıştığımız alan da bizi bu konuda rahatlatıyor aslında. Yani gerçekten sadece biz ikimiz değil, çalıştığımız tüm ekip arkadaşlarımızla aynı derecede samimiyiz. Ve bu Melis'in dediği gibi sete koşarak gitmemizi sağlayan birbirinize her şeyi anlatır mısın? Elimizden geldiğince tabii ki de gizli saklımız olmaz. Mesela Recep sen birine aşık oldun, anlatır mısın? İlk Melis'e mi? Tabii tabii tabii, kesinlikle. Melis'in onay anlatırım. Vermesi gerekir mi? Ya Melis'in ya Aybike'nin artık hangisinin onayı? Peki bu dostluğun yanında birbirinize kıl olduğunuz şeyler var mı? Ya mutlaka vardır. Ya her illaki... dostluğun içinde vardır. Hadi bir iki tane de dürüst olun, onları söyleyin. Yani... Şey, bunlar söyleyebileceğim bir iki maddesel bir şey değil aslında. İnsanız sonuçta ve evet, yani kötü geçen günlerimiz de oluyor. Aklımızın karıştığı zamanlar da oluyor. O zamanlar evet, yani rahatsız, birbirimizden belki insan olarak herkesten rahatsız oluyorsak birbirimizden de bazı noktalarda çekindiğimiz ya da rahatsız olduğumuz zamanlar oluyordur. Ama maddesel olarak ben de Melis'in şu yönünü hiç sevmiyorum ya da şu hareketinden rahatsız oluyorum diyebileceğim hiçbir şey yok. Yok. Senin var mı? Benim de yok, çünkü biz direkt konuşuyoruz hani, evet. Bir şey oldu mu, hani o da bence hemen böyle tabii. Konuşup çözüm arama taraftarı biri, ben de aynı şekilde. Bir de bende de şey gibi bir huyu var, hani biri böyle bir kaşını şöyle kırpar, niye öyle kırptın ki yani şimdi falan, hani direkt sorunu ortadan kaldıran bir şey, dünyanın en büyük rahatlığı o yüzden hani, evet. Konuşuyoruz hani, sorun yok o yüzden. Peki şimdi kardeşlerim 3. sezon bitti. Daha da devam ediyor böyle, maşallah akıyor gidiyor yani dizi. Evet. Sen şimdi bir zengin ailenin çocuğusun. Sen maddi durumu daha kötü bir ailenin kızısın. Ve bunların arasındaki aşkı izliyoruz. Sizce aşkla statü, zenginlik olur mu? Zaten olur mu? Olmadığının bir kanıtı bence Aynar. Yani aşkın sınırlarının olmadığının da bir kanıtı. Sadece materyalist bakmamak gerekiyor bence bu konuya. Berk'le Aybike'nin çok zıt oldukları taraflar da var. Tabii ki de büyüdükleri ortam, yetiştirildikleri tarz, geldikleri yer, bunda çok büyük etken. Bütün zıtlıklara rağmen gerçekten insanın bir kişiye karşı duyduğu, hissettiği gerçek aşkı ben Berk Özkaya'nın Aybike'ye duyduğu aşkta görebiliyorum diyebilirim. Peki aşk gerçekten bu kadar değiştirir mi insanları sizce? Değiştiriyormuş. Yani ben... Çünkü yaşadım diyorsun. Yok, Recep olarak Berk Özkaya'yı düşündüğümde ya da o olmaya çalıştığım zamanlarda, o olduğum zamanlarda bunu hissettirtebiliyor bana, hissettiriyor yani. Büyütüyor. Sence? Bence hani değiştirmekten çok büyütüyor gibi geliyor bana. Ciddiyet de katıyor bence insana. Yani hayatın aslında ne kadar ciddi bir şey olduğunu da gösteriyor aşk. Senin için aşkın tanımı nedir? Ya bilmiyorum, vallahi bilmiyorum. Hala bilmiyorum yani. Daha önceki bir ilişkimde mesela dedim hani ben aşığım dedim. Şu anda mesela hani evet aşıktım mesela diyorum ama hani bir yandan da böyle şey oluyor hani. Ama o aşk mı ki hani şimdi falan. Belki bir şey daha yaşayacağım diyeceğim ki o bu aşk o hani diyeceğim evet. Belki de. Hani anlatabiliyor muyum? Aslında evet, doğru diyorsun. O her dakika değişen yani. Aynen. Yaşadığın kişiyle birlikte değişen bir şey olsa gerek değil mi, evet. Tanımı? Evet. Recep'e bak nasıl yırttı bu cevaptan. Evet. Yok öyle, evet öyle, gerçekten öyle. Senin için, bir de mükemmelliyetçi insanlarız ya hepimiz. Yani tabakıyoruz, mükemmelliyetçiyiz. O yüzden aşkı bulduğumuzu zannedip hep daha iyisini de arayabiliyoruz bazen. Peki sizce hangisi daha kötü? Hiç aşık olmamak mı, her aşkın kötü bitmesi mi? Hiç aşık olmamak daha kötü. Bence de. Güzel. Evet. Net cevap verdiniz. Sizce fiziklerinizin başarınızdaki etkisi ne? Yani benim %10 falansa falan gibi hissediyorum. Fizik. Yani güzelliğinin. Ha fizik, ben de şey hani bedenden bahsediyorsun sandım. Yani güzellik sence ne kadar etken başarılı olmanda? Sence? Yani yüzdesel mi hesaplamak gerekiyor? Bir kısmını etkiliyordur ya tabii ki de. Çünkü bilmiyorum. Görsele hitap etmemiz gerekiyor. Oyuncuyuz. İnsanlar diyorsun ya, neden seni izlesin? Bu nedeninin belki bir cevabı da fiziği olabilir kişinin. O yüzden güzel, ciddi bir yüzdeyi etkiliyordur. %30, %40, belki de %50 diyebilirim. Ben de herhalde 30-40 falan. Yani yüzdeselden gidiyoruz biz sanki matematikçi gibi. Evet, niye öyle başladık biz? Peki siz birbiriniz hakkında hadi bir şey itiraf edin, şaşıralım mesela. Ne itiraf edersiniz? Şaşırtıcı ne söylersiniz? Ya bu böyle bir şey olmuyor. Evet, bunu daha önce de... Bir yerde daha takılmıştık. Çünkü kendimiz bu... hakkımızda değil mi söyleyeceğiz? Yok, sen onun hakkında... Evet, birbirimize itirafta bulunacağız da gerçekten bizim samimiyetimiz öyle bir noktada ki
kafamıza takılan en ufak bir şeyi yakınımdaysa hemen söylüyorum, yoksa da arayarak ya da mesaj atarak soruyoruz, söylüyoruz birbirimize. O yüzden yani itirafta bulunabileceğimiz bir şey yok. Ama hani mesela şey diyebilirsin, Recep aslında şöyle bir çocuk. Ha ha. Ha, aslında ne sinsi var ya. Evet evet evet, aslında yok, bu ne sinsi diyebilirsin. Seni gidi seni. Ben şey diyeyim o zaman, bu kadar sakin göründüğüne bakmayın, bazen şımarıyor, bazen evet, içinden böyle doğru, bir şey çıkıyor. Evet. Bu itiraf olabilir, doğru. Evet. Aynısını ben de söyleyebilirim ama senin için. Ha, şimdi yani açıldığınızı söylüyorsunuz. O yüzden böyle sakiniz. Özelimizde evet, bu kadar sakin değiliz falan. Bu neler oluyor zaten, böyle çılgınlıklar mı geliyor? Ya evet, ben... Şımarıyoruz ya, şımarıyoruz. Evet. Ya yani sette özellikle uzun süre çalışıp, evet, kısa vakitlerde... Evet, yani eğleniyoruz. Şaşırdınız keyif mı? Birbirinize taktığınız lakaplar var mı? Rejo, Rejovski diyorum ben. Ben de Melissimo diyorum. Melissimo. Evet. Rejovski. Rejo, Rejovski, aynen. Rejovski bir tık daha böyle hani zamanımız varsa. Rejo, şey. Yoksa, acelemiz varsa Rejo. Sen? Ben Melissimo diyorum. Öyle kayıtlı ben. Melissimo. Melissimo falan diyor. Melissimo. Oo, güzelmiş. Evet. Peki, sizin kuşağı nasıl anlatırsınız? Yani ben 97'liyim. Benim kuşağımda çok değişik insan, benim kuşağımdan çok farklı insanlar çıktı. Yani sanatta çok iyi yerlere gelen insanlar, efendime söyleyeyim, yaptığı her işte çok güzel yerlere gelen insanlar oldu. Ama çok karmaşık bir kuşak bence. Yani ben 97'liyim ve akranlarıma bakıyorum, evet. Biraz arada kalmış kuşak gibiyiz. Aynen aynen. Çok böyle beyazı var, siyahı var. Çok grisi evet, yok gibi böyle. Hani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama bir hani yüzeysel olan çok yüzeysel, derin olan çok derin. Hı hı. İşte tabii. Hırslı olan çok hırslı. Aynen, işte üşengeç olan çok üşengeç falan. Sanki böyle kutuplara ayrılmış gibi bir jenerasyon. Zor bir kuşak yani. Aslında herhalde. Çünkü aynen. Bir de siz mesela teknolojiyi de bir yanından yakaladınız ama bir yanından evet. Geride kaldı. Çok evet. Da biraz da korkutuyor beni mesela. Ben üniversite dönemi hani Zoom'a geçmek istemedim. Ama benden 2 yaş küçük biri o Zoom işte VR'lar falan hani diye olabilir ama ben daha hani teknoloji de çok iyi şu an kolaylaştırıyor. Evet ama hani VR olayı işte AI olayı beni birazcık böyle korkutuyor şu an. Hani. Peki bundan sonrası için hayalleriniz neler? Yani şu var mıdır? Şöyle belki bir art house filmde mi oynamak istersiniz? İşte çok sevdiğiniz bir yönetmen vardır. Nuri Bilge Ceylan hayranısınızdır da kamerasında 5 dakika bile görünsek bize yeter dersiniz. Falan hani hayalini kurduğunuz şey ne mesleğe dair ve kendinize dair? Benim şey diyebilirim, hani ben her şeyi oynarım senaryoyu beğendiysem. Her karakteri oynarım, her beğendiğim filmin içinde yer almak isterim ama böyle bir şeyi istiyorum. Bir tane böyle... Harry Potter. Hayır. Çok daha böyle kişisel algıladığım bir senaryo gelsin mesela ve hani sakin sakin onu çekeyim istiyorum, anlatabildim mi? Hani daha böyle büyük ihtimalle bu daha bağımsız bir film olacak gibi diye düşünüyorum. Hani daha an odaklı bir film olsun, çok böyle hani aksiyonların onun bunun olduğu değil de hani sakin sakin gitsin. Benim için çok kişisel olsun, hani böyle bir ciddi kalp bağ kurduğum bir filmde yer almak istiyorum ben. Yani ben şu tarz film olsun, bu tarz film olsundan ziyade içimdeki potansiyele güveniyorum diyorum. Ve elimden geldiğince her okuduğum senaryoda, her nefes vereceğim karakterin en iyisi olması yolunda ilerleyeceğine dair bir sözüm var kendime. Ya bu meslekte yaptığım işte gerçekten en iyisi olmaya çalışıyorum. Tek gayem, tek amacım da bu. Peki kendinize bir uyarıda bulunsanız ne derdiniz? Sabretmeye alışman lazım derdim ben kendime. Ben de sakin ol derdim. Sakin ol. Biraz var mı arada? Yok. Yükseliyor musun? Ha, yok yok, hayır. Yükselmeler yaşanıyor mu sinirle? Ya yani. falan. Küçük küçük diyorsun. Küçük küçük tatlısından. Tatlısından. Peki şimdi böyle hızlı sorular da var. Mesela bir mutluluk tablosu çizseniz içine ne koyarsınız? Ben deniz kum koyarım şu an. Ha, güzel, senin tatilin gelmiş. Geldi geldi. Evet. Az kaldı. Evet. Sen... Ben ormanın içine kurulmuş bir ev koyardım. Huzur. Benim için en güzel mutluluk. Güzel. Peki bir asansörde kapalı kalıyorsunuz. Hı-hı. Bir saat boyunca. Yanınızda da istediğiniz biri olacak asansörün içinde. Kim olsun? Meryl Streep olsun benim. Ne?
Meryl Streep diye bir oyuncu var ya. Ha, ben en yakın arkadaşım İsmail var. Olsun ister mi? Saçmalama İsmail, asansörde ne yapacaksın? Git dışarıda kafede otur abi yani. Yani sohbet, makara, muhabbet, zaman geçsin. Sen Angelina Jolie'leri falan bıraktın, İsmail'le asansörde yani sohbet edeceksin. Yani asansörde kalmayı istemezdim ondan da ben. Ya. Peki, bir randevuda en dikkat ettiğiniz şey nedir? İlk randevuda diyelim. Tavrı, duruşu benim direkt. Ne konuşuyor? Evet, duruş, üslup. Karşı cinse ilk nokta nokta noktaya bakarım. Göz. Göz bende, aynen. Peki, yapmaya başlayınca duramadığınız bir şey söyleyin. Patlamış mısır yemek, çekirdek. Evet, çok güzel, evet. Geçen ben işte sahne çektik, düşünüyorum. Kayda giremiyoruz yani. Çekirdek şeyden. Yemekten. Dur abi geldim falan yani. Vardı. Çekirdek. Ama daha tabii şey bir cevap istiyorsunuz. Yok, olabilir. Bir de filmlerde böyleyim yani. Başladıktan sonra zevk vermese bile bitirmek sanki bir görevmiş gibi geliyor. Diziler de öyle bu arada. Evet, diziler. Bitir hepsini. Peki, görünce gözlerinizi alamadan baktığınız bir şey söyleyin. Daha doğasal şeyler benim işte. Güneşin batışıdır. Evet, gün yani. Düşüşü benim de öyle ya. Evet, güneşin bak, düşüşüne bakıp bak sen nasıl oradan fiyoları çalıyor. Cevap oradan sonra da benim ama de... Melis anlatıyor ya, hakikaten gözümde canlanıyor. Daha geçen şahit oldum Büyükada'da. Çok güzel düşüyordu güneş ve baktıkça abi şuna baksana falan oluyorsun. Yani peki, çok keyif veriyor. Peki yaparken yakalandığınız ve en utandığınız şey neydi şimdiye kadar? Yani kopya çekmek sayılır mı? Sayılır. Yani ben kopya çekerken çok utanmıştım açıkçası. Çünkü hocalarım hiçbir zaman konduramazdı, bu çocuk kopya çekmez falan. Sonra baktılar en iyi çeken buymuş. Benim başıma bu kesin çok gelmiştir bu arada ama hatırlayamıyorum şu an bir şey. Ben de başıma çok gelmiştir deyince diyecek bombayı patlatıyor dedim. Yani çok da utanmıyorum o yüzden hani ama en utanç vericisi... Yok yani hani bir yakalanma gibi bir olay gelmiyor aklıma. Utandığım da gelmiyor. Peki bir süper gücünüz olsa ne olsun isterdiniz? Yani ben ya uçmayı isterdim. Yani bir sürü isterdim ya da ışınlanmayı falan. Uçmak ya, ışınlanmak da çok böyle hani... Işınlanmak döneme gitmek için mesela. 14. yüzyıl merak ediyorum. O döneme mi gitmek isterdin? Tabii 13. yüzyıl. Çok merak ediyorum, gitmek isterdim. Ben hiç merak etmiyorum 13. yüzyıl o yüzden. Bak geleceğe de değil, ben geçmişe gidiyorum. O çok kolaylaştırır, böyle depresyona falan girermişsin gibi geliyor. Hani ışınlanma gibi bir özelliğin olsa ama hani uçmak olsa hani... Evet, rahat da gidiyorsun ama bir zahmeti de var hala. Tabii yani yine de vakit alıyor yani. Işınlanma o kadar almıyor. Evet. Peki sevgilinizin odasında bir obje olsanız ne olurdunuz? Tablo olurdum herhalde. Tablo. Ben de böyle bakmasından en keyif aldığı şey neyse olurdum. Ne ayna falan. Ayna. Aa, yok. Aa, güzel. Güzel. Ha, şiirsel bir şey ya, olur burada. Ya işte tabii deyince. Peki aşk beni nokta 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 yapar. Beni sorumluluk çok... sahibi yapar, pardon. Ha. Beni çok hareketli yapar. Hiç aldattınız mı, aldatıldınız mı? Aldatmadım, aldatıldım mı bilmiyorum. Ben de öyle, bilmiyorum. Şimdiye kadar bir ünlüyle yaşadığınız en garip anı neydi? Yani benim hiç öyle bir anım olmadı. Benim ya. Benim de olmadı. Olsaydı keşke bu anlatılmış. Peki hayatınızdan silmek istediğiniz bir an? Söyleyin ya, geçmişe dönüp şunu silmek isterdim. O kadar rezil oldum ki. Ha. Hiç yok ya, benim vallahi yok. Yani silmek bana yakışmaz bence ya. Ben ondan aldığım dersle yoluma devam etmeyi isterdim. Aa, güzel. Ya çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Bitti. Bu kadar mıydı? Kaç dakika oldu? 37 dakika oldu. 37 dakika oldu. Evet. Nasıl gibi geçti valla. Valla çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizi tanımak çok keyifliydi. Biz teşekkür ederiz davetin için. Ay, ne demek ya. Vallahi çok tatlısınız. Böyle inşallah başarılarınızın da devamı gelsin. İnşallah. Bundan sonra da inşallah yollarımız sık sık kesişir. Evet. İnşallah. Hem kardeşlerimde hem yeni projelerde. Çok sağ olun tekrar ayaklarınızı. Biz teşekkür ederiz. Sohbetinize sağ olun. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.